Kahramanmaraş merkezi meydana gelen depremlerde yıkılan binalardan alınan karot ve çelik numuneleri Muş Alparslan Üniversitesi Deprem Araştırma Laboratuvarı'nda inceleniyor. Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fehmi Ahmet Polat, bölgenin depremsellik gerçeğinin farkında olarak yatırımları yaptıklarını belirterek, son 5 yılda deprem araştırma laboratuvarımıza ve zemin etüdü laboratuvarımıza ciddi yatırımlar yaptık dedi. Polat, bölgemizin deprem gerçeğinin farkında olarak bu farkındalığı ilimizdeki gençlerimize ve vatandaşlarımıza yansıtmak üzere çeşitli çalışmalar yaptık ifadelerini kullandı. Muş Alparslan Üniversitesi olarak son 4-5 yıldır özellikle bu laboratuvara ve bunun yanı sıra zemin etütleri laboratuvarlarımıza, asfalt laboratuvarlarımıza ciddi yatırımlar yaptık. Bugünleri biraz daha öngörerek ilimizin depremsellik gerçeğinin farkında olarak, bölgemizin depremsellik gerçeğinin farkında olarak ciddi anlamda yatırımlar yaptık. Burada görmüş olduğunuz, arkadaşlarımızın size tanıtmış olduğu ekipmanları ve cihazları aldık. Teknik analizleri en üst seviyede yapacak duruma geldik. Son depremde de 6 Şubat Maraş merkezli depremlerde de üniversitemizin çok önemli çalışmaları oldu. Bu kapsamda arkadaşlarımız Hatay, Maraş, Malatya gibi, Adıyaman gibi illerde çalışmalar yaptılar. Özellikle Malatya, Doğanşehir, Erkenek bölgesinde hem hasar tespitinde hem de savcılıklarda bilirkişiler olarak çalıştılar. Buralardan alınan çeşitli numuneler laboratuvarlarımıza getirildi ve laboratuvarlarımızda bu testler yapıldı. Muş Alparslan Üniversitesi olarak biz sadece teknik anlamda çalışmalar değil, aslında pek çok farklı alanda çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların belki de en önemlisi, ilimizde deprem gerçeğinin farkında olarak ve bu farkındalığı gençlerimize, ilimizdeki vatandaşlarımıza yansıtmak üzere, ulaştırmak üzere çeşitli çalışmalara imza attık. Bizim daha önce afet yönetim merkezimiz vardı ve burada bir merkezimizde çalışan arkadaşlarımız da var. Depremde de bölgeye bu arkadaşlarımız özellikle gittiler. Fakat bunun yanı sıra biz yeni bir koordinasyon ekibi oluşturduk. Kriz ve afet merkezi koordinatörlüğü oluşturduk. Hem deprem bölgelerinde hem deprem bölgelerine yakın illerde üniversiteler önemli koordinasyon merkezleri olarak hizmet verdiler. Biz de üniversitemizin olası bir depremde bir koordinasyon merkezi gibi çalışmasına yönelik tedbirler alıyoruz. Hem kendi içimizde tedbirler alıyoruz hem de şayet ilimizden, büyüklerimizden bize herhangi bir talep gelmesi durumunda genel anlamda bir koordinasyonu yürütecek, sağlıklı bir koordinasyon yürütecek şekilde koordine olmaya, organize olmaya çalışıyoruz.